Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu bel ve kalçaya vuran ağrıları azaltabilmek için yapabileceğiniz bel bölgesi, kalça bölgesi kuvvetlendirme hareketleri olacak. Birçoğunuz hekime danışıyorsunuz. Hekiminiz size o bölgeleri kuvvetlendirecek egzersizler yapmanızı öneriyor. Ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ağrılar artık çok arttı. O bölgenin kuvvetsizliğini de içten içe hissediyorsanız mutlaka bu programa bir göz atın. Bu programı uygularken en önemlisi düzenli bir şekilde uygulamanız olacak. En az 4-6 hafta boyunca her gün ya da 2 günde bir uygulayarak o bölgedeki kuvvet artışını sağlayabilirsiniz. Ve varsa problemlerinizi de en aza indirebilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. İlk egzersizimiz özellikle bel bölgesindeki kaslar nasıl çalışıyor, siz nasıl hissediyorsunuz onu anlayabilmek üzerine olacak. Çok basit. Ellerimi yanlardan bu şekilde belimin altına doğru yerleştireceğim. Daha sonra hem pelvik taban kaslarını hissedip hem de bel bölgesini hissedebilmek için karnımı kasarak belimi yere doğru basacağım. Yani ellerime doğru yavaşça bırakacağım. İyice belimi yattığım yere doğru bastığımda bel bölgesindeki kasların aktivasyonunu yavaş yavaş hissetmeye başlayacaksınız. Gerçekten çok kolay ama süper etkili bir egzersiz. Bunu yaparken nefesinizi tutmanızı istemiyorum. İsterseniz dışınızdan sayarak o bölgedeki kasları kasarken nefesinizi de tutmadığınızdan emin olabilirsiniz. Bu şekilde öncelikle 15 tekrarlı iyice belimi ellerime doğru bastırarak o bölgeyi hissederek egzersizlere başlayacağım. Gördüğünüz gibi karın kasları da, pelvik taban kasları da yavaş yavaş çalışarak o bölgede size destek olmaya başlıyor. İkinci egzersizimde de tam olarak burada gösterdiğim bölgeyi hafif hafif hissedebilmek için kalçayla birlikte aktive edeceğimiz bir egzersizle devam edeceğiz. Kalçamızı kasarak yataktan kaldırıp düz bir hatta geleceğiz. Daha sonra yavaşça kalçamızı dokundurup tekrar çıkacağız. Dokundurup tekrar çıkacağız. Eğer bu size zor geliyorsa belinizi tamamen yatağa bırakıp tamamen kaldırabilirsiniz. Bu şekilde eğer çok kaldıramıyorum diyorsanız bu seviyeye kadar kalçanızı kasarak kaldırabiliyorsanız bu da uygun. Ama istediğim dokundum, düz bir hatta geldim, dinlendim. Dokundum, dinlendim şeklinde hem kalçayı hem bel bileşkesini birlikte çok güzel hissedebilmeniz olacak. Bunu 10 tekrar yapacağız ama 10 tekrarın sonunda yavaşça kalçamı koyup 30-45 saniye dinlenip ikinci setini de uygulayacağım ki hem kalçam hem uyluk arkası kaslarım hem de belim yavaş yavaş hareketlere hazırlansın. Sıradaki egzersiz tam olarak burada gösterdiğim bölge için nokta atışı bir egzersiz. İzlerken zor gibi algılayabilirsiniz ama asla değil. Gelin birlikte anlatarak yapılışını göstereyim. Sizden istediğim önce bacağımı yana açacağım. Böylece kalça bölgemi hissedeceğim. Daha sonra ayağımı içeri çevirip dizimi dışarı çevireceğim. Başlangıç pozisyonuna geleceğim, kapatacağım. Bakın açtım yana, kalça çalıştı. Götürdüm arkaya, belim, kalçam hala kasılı. Tekrar dizimi içe çevirdim, indirdim. Bu şekilde açtım, çevirdim dizimi, indirdim. Özellikle dizinizi çevirdiğinde beliniz arkaya doğru düşmek isteyecek. Tam burada hem karın hem bel birlikte çalışacak. Kaldırdım, açtım, götürdüm, indirdim. Kaldırdım, açtım, götürdüm, indirdim şeklinde. Bu egzersizi 10 tekrar sol bacağım için, şu an sol bacağımı gösterdiğim için söylüyorum, uyguladım, dinlendim, bir 10 tekrar daha yapacağım. Daha sonra diğer yanıma dönüp diğer bacak içinde 2 set 10'ar tekrar devam edeceğim. Çünkü bu egzersiz az önce de söylediğim gibi burada gösterdiğim alan için çok kilit bir egzersiz. YouTube'da çok fazla göremeyebilirsiniz. Özellikle arkaya düşmeden yaptığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın. Kaldırdım bacağımı, dizimi dışa çevirdim, içe çevirdim,
indirdim şeklinde egzersiz yapacağız. Yapabilirseniz mutlaka yorumlar kısmında da benimle paylaşın. Sıradaki egzersiz de bel bölgesi için çok kilit bir egzersiz. Sadece beli değil, kalçayı, popo kaslarınızı, sırt kaslarınızı hep birlikte hissedeceksiniz. Bunun için şu şekilde başımı yattığım zemine koyacağım. Sol kolum ileriye doğru hareket ederken sağ bacağım, sağ kolum ileri hareket ederken sol bacağım. Sol, sağ, sol, sağ şeklinde ters yüzme egzersizi dediğimiz egzersizi uygulamaya çalışacağız. Bunu yaptığınızda gerçekten kalçayı, beli, her yeri çok rahat hissedeceksiniz. Eğer bunu yapamıyorsanız ellerimi alnımın altına yerleştirip sadece sol bacak 10 tane ya da sağ bacak 10 tane şeklinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Ya da aynı şekilde alnımı koyduğum sol kol 10 tane, sağ kol 10 tane şeklinde bu egzersizi de yapabilirsiniz. Eğer yapabiliyorsanız çapraz şeklinde 10 tekrar yaptıktan sonra size önerim yavaşça toplanıp bu şekilde bebek esnemesi dediğimiz hareketle bel bölgesindeki az önce yorulan kasları yavaş yavaş gevşetmeniz olacak. Egzersizden sonra bu pozisyonda da 15-20 saniye bekledikten sonra çok yavaş bir şekilde ellerimin üzerine doğrulacağım. Bu egzersizlerle sırtınızı, belinizi, kalçanızı çok rahat hissedebilirsiniz. Unutmayın, kuvvetsiz yapılar yaralanmaya çok açıktırlar. Dolayısıyla o yapıları birlikte kuvvet... Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Gerçekten etkili ve kolay egzersizler. Burada iş tamamen sizde bitiyor. Çünkü egzersizleri düzenli yaptığınız sürece 2-3 haftada o bölgedeki değişimi fark edebilir. 4-6 haftada ya da daha uzun sürelerde size bağlı olarak değişir. O bölgedeki kuvvet artışıyla problemlerinizin azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Yeter ki pes etmeyin. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.